Merhaba sevgili izleyiciler. Siyaset gündemi programımıza hoş geldiniz. Türkiye koronavirüsle mücadeleye devam ediyor. Mücadele kapsamında da e, bazı uygulamalar var. E, normalleşme takvimi diyelim. Normalleşme takvim sürecine göre de e, kısıtlamalar biraz da olsun gevşetilmiş durumda. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre bundan böyle 65 yaş üstü vatandaşları sokağa çıkma yasağı uygulanan 10 Mayıs pazar günü. 4 saat izin verileceği açıklandı. Ee, yine aynı şekilde 20 yaş altı gençlere de bir e, kısıtlama vardı. O kısıtlamada da bir gevşetme söz konusu. Ee, tabii bu arada en çok merak edilen sorular yüksek öğretim sınavları ne olacak? LGS ne olacak? İşte bunların tarihlerine ilişkinde yeni açıklamalarla birlikte kısıtlamalar biraz da olsa gevşetilmiş durumda Türkiye normalleşme sürecine mi giriyor? Normalleşme derken sonrası nasıl olacak? Ekonomi bu işin farklı boyutu siyasette de karşılıklı açıklamalar sert bir şekilde devam ediyor. Hepsini konuşacağız hemen konuğumuza dönelim. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu stüdyo konuğumuz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Aref Hanım teşekkür ediyorum. Sağolunuz geldiğiniz Hayırlı için. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, şimdi hiç bilmediğimiz bir süreç yaşıyoruz, alışkanlıklarımız, her şeyimiz değişmiş durumda. Ee, ne yaşıyoruz tam olarak? Yeni yeni aslında belki de biraz algılamaya başladık ama tüm ülkelerle de bu arada ortak bir düşmanla karşı karşıyayız. İlk evet, defa böyle ilk de defa. bir durum yaşıyoruz. Siz bu süreci nasıl geçiriyorsunuz efendim? Bu zor oldu bu süreç hepimiz için ama. Bu süreç hakikaten hepimiz için zor oldu. Bir defa eve hapsolduk. <laughs> İşte böyle istisnalar dışında evet. herhalde ben son iki ayın içinde dört kere veya beş kere Dışarı evden çıktınız. dışarıya çıktım. Hı hı. O da sadece işte böyle noktasal ziyaret için. Evde e, tabii bu biraz okuma fırsatı veriyor. E, oldukça e, fazla okumaya gayret ediyorum. E, biraz da tabii haberleri takip etmek gerekiyor. Hem yurt içi hem yurt dışı haberlerini. Bütün dünyada bizdekine benzer bir kargaşa, bir Aynen. endişe var. Her yerde var. Bazı yerler biraz daha başarılı gibi gözüküyor bu mücadelede. Bazı yerlerde mücadelede şimdilik şu son safhada biraz tansiyon düşmüş gibi, vefatların, ölümlerin adedi azalmış gibi gözüküyor. Bu sevindirici bir şey. Ama bazıları da bunu özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere adeta bir sadece koronavirüsle değil de bütün dünya ile harp ilan etmiş gibi yürütüyorlar bunu. Evet, o da benim garibime gidiyor. Trump'ın açıklamaları evet, özellikle. Evet. Baktığımız zaman hı hı. insana hakikaten insan endişe duyuyor. Amerika'nın özellikle dünyanın en güçlü ülkesi kabul edilen en azından teknolojisiyle, milli geliriyle, askeri gücüyle onun başkanının böyle tabiri caizse ifesafa gelmez ifadeleri insanı biraz endişelendiriyor hı hı. söyleyelim şimdi efendim Cumhurbaşkanının açıklamaları e, normalleşme dedi işte açıkladığım bu normalleşme takviminin hayırlara vesile olmasını dilerim ifadelerini kullandı evet, e, öyle normalleşme olur. yani birlik bütünlük açıklamaları anlamına da geliyor mu sizce İnşallah. Öyle, Öyle olmasını ya da. temenni Hı -hı. ederiz. Tabii buradaki benim anladığım kadarıyla hükümetin buradaki daha hükümet dediğimiz artık bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü o belirliyor. Bir ayrı bir hükümet yok. Bir kişi var. Eskiden Hı -hı. bir bakanlar kurulu vardı. Ee, şimdi doğrudan doğruya Sayın Cumhurbaşkanı belirliyor bütün politikaları. Ee, bu ben e, koronavirüsle mücadelede normalleşmeye geçiyoruz diye anlıyorum bunu. Tavsiyem, ümidim inşallah Türkiye'nin siyasette de genel olarak ülkemizin meselelerinin müzakere edildiği ortamlarda da bir normalleşme yaşarız. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı veya iktidarı destekleyen tasvip eden çevreler her ne kadar güzellemeler yapsalar da çok büyük e, ne diyelim başarı öyküleri kaleme alsalar da aslında herkes biliyor ki gidişat pek de iyi değil. Yani özellikle ekonomide iyi değil. Bunun iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Yani burada bazen dolara bakılıyor. Efendim ya dolar 7 sınırını aştı. O bir psikolojik sınırdı. Bundan sonra daha geriye dönüş olmaz. Yok ben bunların hepsi değişebilir kanaatindeyim ama ekonominin temel ögeleri doğru değil. Bizim ekonomimiz hı hı. üretime dayalı, hakikaten üreterek gelişen bir ekonomi değil, borca dayalı, sürekli borçlanan ve hesabını kitabını da Biliyorum zannetmesine rağmen pek yap yapılamadığı iktidar tarafından bir ekonomi. Efendim ekonomiyi ayrıca konuşalım tabii ama evet. ekonomiden yola çıkarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, işte Türkiye'nin çok iyi bir yerde olduğu açıklamalara baktığımızda işte yatak sayısı bakımından iyi olduğu... ...dünyada virüsle ilgili vatandaştan para almayan e, ülkelerin başında geldiği diyelim. Mesela İngiltere örneği de var ama böyle açıklamalar yapılıyor ama yardım alamayan insanlar sesini duyurduğunda ya da vesile olduğunda birileri o sesi duyurmaya işte basın yazılı evet. görsel basın bir şekilde cezalandırılıp susturuluyor Yani bu süreçte bir de böyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz şimdi Birlik bütünlük mesajı olmasını dilerim dediniz ya Evet biraz buradan bir siyasete girelim ardından ekonomiyi tabi bağlantılı konuşalım Evet. Şimdi şunu hemen ifade edeyim. Tabii bir ülkede huzurun ve barışın olabilmesi için bir kaos ortamının olmaması icap eder. Sürekli olarak insanların birbirlerini itham ettikleri, birbirlerine hakaret ettikleri, yeri geldiği zaman da adalet mekanizmasını kullanarak onları cezalandırmaya kalktıkları bir ortamda huzur olmaz. İstenirse, isterseniz siz deyin ki efendim bu sağlıkta müthiş bir performans sergilendi peki sergilendi sonra biz kendi diğer dertlerimize döndüğümüz zaman fikir hürriyetimiz var mı? Düşünce hürriyeti hakikaten kamil manada şu anda Türkiye'de yaşanıyor mu? Hakikaten gazeteciler fikir e, üreten insanlar kendi fikirlerini korkusuzca dile getirebiliyor mu? Ekonomik olarak biz hakikaten herkesin derdiyle dertlenebiliyor muyuz? Az aç insan Hala var mı yok mu? Ve daha doğrusu aç dediğimiz zaman herkes ya sanki sokakta sürünen mahvolmuş insan gibinden bahsediyoruz zannediliyor. Onlar da var, onun gibileri de var ama geçinemeyen, ailesinin ihtiyacını karşılayamayan milyonlarca insan var. E bu dert ne olacak? İşsizlik zaten geçmişte bir problemdi bu başlamadan önce yüzde on dört buçuk civarına çıkmıştı. Dört buçuk milyon civarında fiili TÜİK rakamlarıyla ortaya konan işsizlik vardı. Şimdi bu ne oldu? Şimdi bu yüzde on dört buçuk dediğimiz zoraki işten çıkarmalar neticesinde yüzde yirmi dört dediler, yirmi yedi dediler. Şu anda ben kimsenin bunu hesap kanaatinde değilim. Bu rakamları e, iktidar doğru olarak Yansıtmaz da, yansıtmıyor da. Yani biz geçmişte yüzde on dört buçuk işsiz var dediğimizde, bu da yaklaşık dört buçuk milyon insana tekabül ediyor dediğimiz zaman bile, hı hı. Türkiye'de sosyal yardımla geçinen iki milyon civarında aile vardı. İki milyon, bunlar benim rakamlarım değil, devletin resmi, resmi kurumunun resmi. rakamları. İki milyon aile en az dört beş milyon insan eder... Bu demektir ki fiili işsizlik 9-10 milyon. Siz buna bir çare bulabildiniz mi? Şu anda bulmak için herhangi bir adım atıyor musunuz? Çünkü ben bu virüs meselesi çıktığı zaman takriben 10 hükümet işte 14 madde sıralamıştı hangi tedbirler alıyoruz diye. Ben de bir misil şey olsun diye misilleme gibi 14 maddelik de bir teklifte ben bulunuyum demiştim. Ama Temelde şunları söylemiştim. Bir, istisnasız şu anda herkese, bebekler dahil, yaşlılar dahil bin lira para verilsin. Zenginlere de mi? Zenginlere de verilebilsin. Mühim olan ne? Burada zengin kendi derdini zaten giderebilecek adımları atar. Esas olanı kendi derdini dile getiremeyen insanların derdine derman olabiliyor mu iktidar? Onun için. Sizin bir sözünüz vardı. Eve ekmek götüremeyen vatandaşına e, bankanın adresini gösteren göster bir devlet olamaz diye. Ol, olmaz tabii. Yani şu anda yani bizim milyonların üzerinde esnafımız var. Hı hı. Bu küçük esnaf kapandı. Milyonlar, bunların iş verdiği insanlar 3-4 olması icap ederdi. Ne oldu? Hiç haber yok. İşte Türkiye böyle garip bir ülke. Böyle bir ülkede huzur olmaz. Böyle bir ülke. Bunu bir başkası yapsaydı ne olurdu efendim? Şarkı Oo, Parti üyesi değil işte ya da işte İşte bölünme var ya biz boş yere mi belediyeler yardım yapmasın diyorduk. Söylenecek oydu. İşte bundan dolayı diyorduk. Aynen bunları söyleyeceklerdi. Ama kendileri yaparsa, kendilerine destek birisi yaparsa hiçbir zaman bu onlar için bir engel teşkil etmiyor. Bakın. <laughs> Çiftet standart uygulamak çok tehlikelidir. Hükümet bunun farkına varmaz. Nasıl? Şimdi başlangıçtan itibaren son 10 yıldır diyelim iktidar puan kaybetmeye başladı. En sonunda MHP'ye muhtaç hale düştü. Bir zamanlar MHP iktidarın tam aleyhindeydi. Evet. Karşı çıkıyordu. Şimdi kader birliği ettiler. MHP ile birlikte olmadan seçimleri kazanma ihtimali yok. Gözükmüyor. Her geçen gün biraz daha bağlanıyor. Ancak neden kaybediyor? Bunu kendisinin görmesi lazım. Her adımda kaybediyor. Güvenilirliğini kaybetti. Bir söz söylüyor. O sözden yarın cayıyor, başka bir şey söylüyor. Bugün iyi dediğine yarın kötü Bugün kötü dediğine yarın rahatlıkla iyi diyebiliyor. Bizi mesela PKK ile işbirliği yapıyor diye zorlayanlar gitti arkasından Öcalan'la işbirliği yaptılar. Öcalan'ın kardeşiyle işbirliği yaptılar. Eğer bunu iktidar değil de başka birisi yapmış olsaydı siz düşünemiyorsun, düşünebiliyor musunuz? Türkiye ne hale gelirdi? Devletin televizyonunda. Devletin televizyonunda siz bunları yayınlatıyorsunuz. Bu ne demektir? Artık iktidar fren tutmuyor süreç mi yönetilemiyor? E, tabii süreçte? artık yani Bir maske bile bunun bir örneği olabilir mi? Yani ben maske basit şöyle bir mevzu ama tabii maske, maalesef işte buraya kadar tabii geldi. Basitlik dediğiniz şundan dolayı maske problemini çözmek çok o basit bir basit şey. Diyorum. Tabii tabii. Evet. Yani verirdiniz talimatı, birdenbire şu anda olduğu gibi milyonlarca maske üretilebilirdi. Şimdi bunu düşünememenin sebebi, bunu akledememenin sebebi düşünmemektir. İktidar düşünme yetisini kaybetti. Sağlıklı düşünemiyor. Politika üretemiyor. Siz politika üretemediğiniz zaman işi kavgaya dökersiniz. Birisiyle kavga etmek isteyen kabadayı yolda yürürken birisiyle kavga etmek istiyorsa bir omuz vurur ona. Ondan sonra döner niye omuz vurdun der. Kavga çıkar. Şimdi iktidar aynı mantığı yürütüyor. Ama güven kaybediyor. Güven kaybettiği için düne kadar kendisine destek verenler teker teker o güveni onlarla aşılayan özellikler ortaya çıkıp orada sükuta hayale uğrayınca diyor ki bunlar bu işi çözemezler. Bunlar artık benim problemimi çözemez. Bunlar herkes görüyor ki işsizlik problemini çözemezler. Hı, hı. Efendim ek evet. ekonomiye e, ayrıca bir vakit ayıracağım. 11 hukukçudan adalet çağrısı geldi İnfaz düzenlemesinde eşitliğin dikkate alınmadığını açıkladı 11 anayasa hukukçusu ve e, anayasa mahkemesine de çağrıda bulunuldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bununla birlikte tabii e, dünyada e, ilgili kuruluşların hazırladığı raporlar da var. İşte o raporlarda Türkiye basın özgürlüğü konusunda hep arka sıralarda e, ama iktidar tersini savunuyor. E, hem böyle bir özgürlük var mı iktidarın savunduğu gibi? hem de bu e, hukukçuların şimdiki bu çağrısı. E, öz, ifade özgürlüğü Şimdi kapsamında değerlendirilir. Bir ifade ifade özgürlüğü Hı. konusunda şunu çok net Gerçek olarak başında biraz sürediniz evet, söyleyebiliriz. Hı. Yani ifade özgürlüğü şu anda Türkiye'de var demek yani sadece boş bir iddiadan ibarettir. Çünkü ifade özgürlüğü iktidarı yeri geldiği zaman yerebilme, tenkit edebilme icraatlarını eleştirebilme özgürlüğüdür bu özgürlük varsa o zaman o memlekette ifade özgürlüğü var demektir. Ama yağ çekmek serbest, iktidara övgüler dizmek serbest fakat hatalarını gündeme getirdiğiniz zaman siz vatan haini ilan edilirseniz burada özgürlük, fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü var demek mümkün olmaz. Bir defa bunu hemen belirtelim. İkincisi hı hı. E, infaz, infaz yasasında yapılan değişiklik. Yo, herkes biliyor ki bu bir af kanunu. Ama af diye getirdikleri takdirde anayasada engele takılıyorlar. Çünkü nitelikli çoğunluk isteniyor. Onu da sağlamaları mümkün değil. E, muhalefetle uzlaşmazlarsa. E muhalefetle uzlaşmak için adil olmak gerekir hiç olmazsa. Onların dediklerine de dediklerini de dikkate almak icap eder. Ona razı olmadıkları için bunu tuttular infaz yasasında değişiklik diye getirdiler. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Benim üzüldüğüm ne biliyor musun? Bir an bu kanunları çıkaranlar, bu haksızlıkları yapanlar oturup düşünseler. Yahu aradan 15-20, hadi diyelim ki 15-20 seneyi istiblatla geçirdiler. 30-40 sene sonra tarihçiler alıp bunları irdeleyecekler. O zaman hüküm verecekler. Bakın tarihte kendi zamanında her türlü zulmü işleyen iktidarların tamamı sorgulanmıştır bilahare. Tamam. Bunlar bunu unutuyorlar. O zaman sizin çocuklar kimsenin yüzüne bakamayacaklar. Bundan emin olun. Torunlarınız bakamayacaklar. Bu kadar yolsuzluğun yanına bir de bu hukuksuzluğu ekleyeceksiniz. Bu bir hukuksuzluktur. Burada açıkça kanunlar çiğneniyor. Bundan dolayıdır ki bu üstü örtülü bir af mahiyetinde olduğu için Anayasa Mahkemesi tarafından benim kanaatim eşitlik ilkesine dayanılarak bu kanun kısıtlanmayacak, genişletilecektir. Sesle serbest kalanlar kalacak, geriye kalanlar da serbest bırakılacaktır. Olmaz böyle bir Daha saç, saçmalık. Siz fikir suçlularını hapisle tutmaya devam edeceksiniz. Katilleri serbest bırakacaksınız. Bu nasıl bir mantık ya? Devlete karşı suç işleyenleri devlet affedebilir. Ama şahıslara karşı işlenen suçlar hiçbir zaman o şahısların rızaları alınmazsa onlar affa uğratılamazlar. Hemen Onun için burada bir kesinlikle haksızlık var. Bu infaz yasası aslında bir af yasasıdır. Benim kanaatim, Anayasa Mahkemesi burada mutlaka eşitlik ilkesini sağlamak için müdahalede bulunacaktır. %99 bir hata olabilir. %99 af kapsamı genişleyecektir. Başka insanlar da serbest kalacak. Anayasa Mahkemesi'nin bu yanlışlıkları denetim yetkisi ve özgürlükler lehine yorum imkanları çerçevesinde düzelteceğine inanıyoruz dedi. Doğru söylüyorlar. 11 hukukçunun adalet çağrısıydı. Eşitliğin dikkatine alın dikkate alınmadığını söylüyor 11 hukukçu. Bakalım tabii süreçte nasıl olacak. <laughs> Efendim şimdi Amerika ile o yardımları konuştuk. Merak edilen bir konu. S-400'lere ne oldu sizce? Uyuyor herhalde. <gülüyor> <gülüyor> hiç, hiç dile gelmiyoruz şu sıralarda. Yani S-400 kararı benim kanaatime göre bunu büyük bir kesim kabul etmiyor. Daha doğrusu bizim batı ile aramızın bozulmasını istemeyen bir, bir kesim kabul etmiyor. S-400 kararı isabetli bir karardı. Türkiye Dünyanın en stratejik konumda bulunan ülkesi, İster istemez teknolojik yönden güçlü olan ülkeler, e, askeri yönden güçlü olan ülkeler Türkiye üzerinde etkilik olmak istiyorlar. Türk politikalarını etkilemek istiyorlar. Hı hı. Amerika NATO üyesi olduğumuz için NATO üyeliğini de geçmişte Rusların bize karşı bir takım ikinci anarbiden sonra gündeme getirdikleri tehditlerden dolayı biz NATO'ya girmiştik. O tehdit kalktı şimdi kanaatime göre. Bizim Rusya'yla da iyi münasebetler kurmamız gerekir. Ve bizim herhangi bir şekilde belli bir taraftan bize bir saldırı olduğu takdirde kendimizi koruyacak mekanizmaları oluşturmamız gerekir. Biz NATO üyesi olduğumuz için farz muhal, çok zayıf bir ihtimal diyorum. Ama bize bir NATO ülkesinden veya NATO ile dost olan ülkeden İsrail ya bu Türkler çok ileri gittiler. Şunların aklı başlarını alsınlar, bir tane füze göndereyim dese kendimizi koruyamayız. NATO çerçevesinde bizim silahlarımız karar onu, doğruydu diyorsunuz. Size, tabii o onu doğru. onu onu düşman olarak algılamaz. Hı -hı. Düşman olarak algılamadığı için de engelleyemez. Onun için bizim F400'leri almamız hasbel kader. Yunanistan'dan başka bir yerden, bize başka sebeplerle bir bir saldırı olduğu takdirde kendimizi onlarla koruyabiliriz. Ha, ters taraftan Rus tarafından veya Sovyetlerin herhangi bir yerinden de bize bir saldırı olursa, e, bu seferde de NATO çerçevesindeki kalkanla kendimizi koruma imkanını sağlamış oluruz. Ben öyle düşünürüm. S-400'ler doğru bir karardı, isabetli bir karardı, devam etmesi icap eder. Hatta Ruslar bunların geliştirilmesi ve üretilmesi konusunda bize destek vereceklerini de söylemişlerdi. Bizim kendi savunma sistemini biz kendimiz oluşturmalıyız kanaatindeyim ben. Hı hı. Ee, Cumhurbaşkanı Nisan ayında tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak İnşallah. demişti demişti ama e, o süre şimdi uzadı bakalım o o süre e, ne olacak ne olacak çünkü ertelendi virüs sebebiyle ertelendiği belirtilmişti en son S400'lere virüs bulaşıyor e, virüs muymuş? Virüs sebebiyle böyle bir virüs <laughs> sürecinden dolayı bir erteleme oldu denilmişti. Evet. Şimdi bir reklama gideceğiz çok az bir vaktimiz kaldı ama tabii e, Diyanet İşleri Başkanı'nın sözlerine ne diyorsunuz? Gerçi cevap verdiniz ama evet. yine de reklama gitmeden önce hemen yani onu sorayım. Yani ben Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasını Açıklamasını, Mehmet Görmez'in açıklamaları oldu mesela evet. diyor ki Mehmet Görmez e, bu tür musibetleri belirli bir günah grubuna bağlamamız Allah adına konuşmamız anlamına gelir. İşte küresel siyasetin günahları cinsel bütün günahlardan daha büyüktür dedi. Nasıl buldunuz bu açıklamayı? Şimdi herkes kendi açısından bakıldığında bazı doğruları söylüyor. Hı hı. Ama Cenab-ı Hak da Kur'an-ı Kerim'de bazen aşırı giden kavimlerin helak edildiğinde söylüyor yani o da bir gerçek. Hiç söylemiyor diye bir şey yok. Yalnız burada ben Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasını isabetli buldum. Muhatap kimdi derseniz bana göre muhatap iktidardı. Ama hiç üstlenmiyor. Bunu, Doğrudan bu, bunu kim düzeltecek? İktidar düzeltecek. Peki zamanlamasını nasıl buldunuz? Ya bu zamanlaması öyle... ha bunu ben e, e, tamamen kendiliğinden yapılan bir açıklama olarak da gördüğümü <laughs> söyleyemem. Yani iktidarın tasvibi alınmıştır gibi geliyor bana. Ama muhatap doğrudan doğruya iktidarın kendisi. Hı hı. O noktada ben e, Diyanet İşleri Başkanlığı'na karşı haksız bir e, kampanya başlatıldı. Ee, bir grupta şöyle bir ifade kullanıyor. Yani Diyanet İşleri Başkanı işte yolsuzluk, rüşvet vesaire bu gibi konulara e, tepki göstermediği neden göstermiyor diye de böyle eleştiriler <laughs> de oluyor. Yok, ben şunu söyleyeyim. Ben Diyanet İşleri Başkanı olmasa bile Diyanet'in bu konularda birçok açıklamalarının olduğuna da şahidim. Ama kimsenin umurunda değil. Peki. Esas onların umurunda olmasın. Aynı camide. hassasiyeti gösteriyor Gö diyorsunuz. Tabii aslında. bazen bunlar söylenmeden olmaz Hı -hı. zaten. Ben bazen bakıyorum. işte şeylerde, camilerde şimdi cuma hutbeleri okunuyor evet. ama bu tip konular sık sık Vazile tarafından da dile getiriliyor ki genelde cuma hutbelerini Diyanet İşleri Başkanlığı hazırlayıp onlara gönderiyor. Anı orada benim bir şeyim var. Bende şu kanaat var. Bugün şu ifadeyi ben kullanmıştım. Bana görev tevdi edildi ya bu görev, genel başkanlık görevi. Ben İslamcı değil, Müslümanım demiştim. Hı hı. Bir ayrım yapmıştım. İslamcılık, İslam'ı ihya etmek, geliştirmek için kullanılan bir tabir olduğu gibi, İslam'ı kullanarak kendi menfaatlerini geliştirmeyi de kapsar. Kimse tereddütte kalmasın. Ben Müslümanım dediğiniz zaman, siz İslam'ın bütün şartlarını benimsiyor, kabul ediyorsunuz demektir. Onun için İslamcıyım denildiği zaman ha o zaman tereddüt de oyu. Yani İslam'ı hakikaten İslami değerleri ihya etmek için mi, hayata geçirmek için mi yoksa kendi menfaat için mi kullanıyor? İşte sizin söylediğiniz susus burada önem taşıyor. Siz bu iddialarda bulunacaksınız. Adalete itibar etmeyeceksiniz. Ya adalet mülkün temeli. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de adaletle liyakatı aynı ayet-i kerimede emretmiş. Hem adalete liyat edecek, liyakata da önem vereceksiniz. Bir yere bir adamı tayin ederken o makama ehil mi değil mi, layık mı değil mi onu düşünerek yapacaksınız diyor. Dürüst olacaksınız diyor. Şimdi bizim bunların hiçbirisine itibar edilmiyor. Benim burada bir tavsiyem var yalnız bunu da. AK Parti camiasının dışındakilerine seslenerek söylüyorum. Bizim hakikaten İster sosyal demokrat deyin, ister milliyetçiler deyin, ister ülkücüler, deyin, ister bilmem Kürtçüler deyin. Herkesin İslam'la barışması gerekiyor bu dönemde. Çünkü aksi takdirde iktidarın manipülasyonlarına cevap veriyorum derken hataya düşüyorlar. İktidarın manipülasyonlarına cevap vermek ver. Niye adaletsizliği önemsemiyorsun? Adalet de dinin temelidir. Emridir. Dürüstlük emirdir. Liyakat emirdir. İşi ehline verin demek. İşi ehline vermezseniz hatta kıyamet kopar derler. Kıyamet alametlerinden birisi işi ehline vermemektir. Onun için hı hı. ben siyasette de toplumun diğer kesimlerinde de İslami değerlerin daha makul bir şekilde ele alınmasına ...ve adeta tabiri caizse... ...İslam'la barışılmasına ihtiyaç var kanaatimde... ...bunu ifade etti. İşte Sefam liyakatsizliklerin de sonunu getirecek... ...liyakatsizliklerin de demişti... Ee, ...CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel... ...onun ardından da hemen böyle... ...tehditler de başlamıştı... ...yani liyakat de gündeme gelince... Tabii. Bi ...bir de böyle oldu... ...devam edeceğiz, ee, ekonomiyle devam edeceğiz... ...bu arada sesimiz bir çağrısı var... ...Saadet Partisi'nin... Evet. Ee, ...bir yol haritası da belirlemiş oldunuz... ...bu sürece aslında koronavirüs sonrası nasıl bir tabloyla ile karşılaşacağız ve neler yapmalıyız ee, onu konuşacağız. Çok kısa bir aramız var sevgili izleyiciler. Siyaset gündemi devam ediyor sevgili izleyiciler. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğluoğlu'yla ile siyaseti konuştuk, koronavirüsü konuştuk. Peki sonrasında nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Biraz da ekonomiyi konuşacağız. Dolar 7 TL'yi geçti efendim. Evet. E, tabii bu bir e, panik endişe havası da yaratıyor elbette. Çünkü Onunla birlikte birçok şeyin fiyatı da artıyor. Hele ki böyle bir süreçte nasıl bir ekonomik tabloyla karşılaşacağız biz şimdi süreci bitirdik inşallah bitiririz. Yani inşallah bitmiş olur hı hı. ama ben Türkiye'nin bu süreç bitmiş olsa bile bugünkü şartlarla toparlanması için çok farklı tedbirlerin alınması gerektiğine inanıyorum. İktidarın da böyle bir niyeti olduğuna dair en ufacık bir işaret alamıyorum. hı. hı. Yani tekrar ısrarla şunu söyledik. Bir ülkenin güçlü olabilmesi, halkının müreffeh olabilmesi, bir defa bütün insanların yaşayan insanların, yani hayatta belli bir yaşa gelmiş olan insanların mutlaka geçimlerini sağlayacak bir işe ihtiyaçları var. Bir, olmadan olmaz. İki, bir ülkenin güçlü olabilmesi, kendi ihtiyaçlarını bir numaralı olarak kendisinin üretebilmesi lazım. Dışarıdan herhangi bir mala ambargo konduğu takdirde biz size muhtaç değiliz. Bunu biz kendimiz üretebiliriz diyebilmesi lazım. Bir ülkenin güçlü olabilmesi için hele bugün içinde bulunduğumuz dönemde kendi teknolojisini kendisinin üretmesi lazım. Ne demek istiyorum ben? Bu argeye, araştırma ve geliştirmeye çok büyük miktarda paraların ayrılması gerekir. Buna vurgu yapmak için bunu söyledim. Genelde bu içinde bulunduğumuz dönemden önce bütün milletler şöyle bir varsayımı kabul etmişlerdi. Şirketler de böyle. Eğer bir şirket veya bir devlet, bir ülke milli hasılasının yüzde iki buçuk, üçünden daha az bir parayı arge için ayırmazsa rekabet gücünü kaybeder, yok olur. Biz hiçbir zaman bu rakamlara yaklaşamadık. Söylediklerimiz fantazi kabilinden kaldı. Tarımda bile biz milli hasılanın en az yüzde birini vermemiz icap ederken ki bu bu sene verseydik 40 küsür milyar olacaktı. Biz onun yarısını yakınını ancak verebildik. Tarıma destekliğe diye ki onu bile veremedik. Yani teknolojide de bizim büyük bir hamle yapmaya ihtiyacımız var. Bunları söylediğimiz zaman bu ne manaya geliyor? Devletin bütün kaynaklarını üretime tahsis etmesi noktasına geliyor. Halbuki biz bugün hala sadece parayı betona ve asfalta gömüyoruz. Ben ta herhalde 3 seneye yaklaştı bir şey söylemiştim. Kızıl derlilerin bir lafına izafeden beyaz adam anlayacak ki bir gün asfalt ve beton ...yenmiyor... ...bizimkiler de anlamadılar ama... ...hala... ...hala asfaltın ve betonun... ...yenemeyen bir madde... ...olduğunun farkına... ...varamadılar... ...bunun için de hala parayı o tarafa... ...İstanbul kanalı... ...kim ne derse desin... ...karar vermişler yürüyor... ...ya Allah'tan korkun... ...ne olacak... ...yapılsa ne olacak... ...kaç kişi çalışacak... ...kaç kişinin karnı doğ doğacak... ...kime gidecek bu paralar? Allah rızası için ya. Gerekirse az... bütçeden... ...karşılarız denilmiş. Zaten öyle yapıyorlar. Hı hı. Öyle karşılayacaklar. Biz şu anda köprülerin... ...hiçbirisinden vatandaş geçmiyor. Çok az geçiyor. Ama o köprüyü yapanlar... ...hazineden kendi paylarına düşen... ...parayı alıyorlar. Allah'tan korkun. Mesela Olur mu, onunla böyle ilgili mi? bir haber vardı bugün... Ee... Bu süre içinde yani bu koronavirüsle mücadele süreci, süreci içerisinde bir buçuk aydır Türkiye evde belki daha fazla köprü ve otoyolları kullananların sayısı da hali düşmüş durumda. Ancak işte bu biz de buralara para ödemeye devam, devam ediyoruz geçmediğimiz halde. Bunun için bu sözleşmenin iptali için bir konu vardı. Sözleşme iptal edilemiyormuş ama Londra hukuku uygulanıyormuş ona göre Kendilerini garanti almışlar. Hangi ahbap yaran oradan faydalanıyor ben onu bilmek isterim. Hangi ah, ahbap yaran faydalanıyor bu köprülerden, buralardan? Bir memleketin, bir ülkenin başını bu kadar belaya hangi iktidar sokabilir Allah aşkına ya? Üzülerek söylüyorum, hakikaten üzülerek söylüyorum. Bunlar bizim arkadaşlarımız. Bir ülke böyle bir belaya nasıl muhatap edilebilir? Üzerinden bir tane arz geçmeyecek ama siz hazineden 83 milyona o parayı ödeteceksiniz. İşte Allah korkusu Allah'tan başka korkmuyorum diyorlar ya. Allah'tan korkmuyorsanız bunu yapmamanız icap ederdi korkuyorsanız. Böyle şey mi olur? Şimdi yapılacak olan bütün tesisler aynı mantıkla. Çanakkale Köprüsü de inşaatı devam ediyor. Çanakkale Köprüsü'nün kaçıncı köprü ya? Malzemesini bile biz hala Türkiye'de üretemiyoruz o çelik, konstrüksiyon malzemelerini, halatları, çelik aratları biz Türkiye'de üretemiyoruz. Projelerini biz değil başkaları yapıyor. Bu mantıkla Türkiye'nin ekonomisinin düzelmesi mümkün olur mu? Biz neyi üreteceğiz? Nasıl üreteceğiz? Devletin bütün kaynaklarını buralara tahsis etmesi icap eder. Yani iktidarda iktidara gelecek olan parti bize böyle bir yetki verilse, ilk yapacağımız iş üretime dönük olmayan yatırımların tamamını durdurmak olur. Tamamını. Mesela 25 yıl boyunca şehir hastanelerine para ödeyeceğiz. Evet. Bizim cebimizden çıkacak. Koronavirüs gitse de. Ne kadar ödeyeceğimizi de aslında bilmiyoruz tam olarak. Ee, sorulara yanıt da gelmiyor. A Muhalefetin evet. sorularına, mecliste de bunun mesela iş denetim raporları tutuldu evet. mu diye sormuştuk biz, böyle bir şeyin gelmediği söylendi. Maalesef, tabii bu arkadaşlarımızda şöyle bir rahatlık var, burada para rahatlıkla ödendiği için hakikaten denetim hiç yapılmıyor. Bunlar her şey yolunda gidiyordur diye bir kanaate sahipler halbuki hiçbir şey yolunda gitmiyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı anlaşılan kendisine menfi rapor verilmesini istemiyor, arzu etmiyor, hoşlanmıyor bundan. Onun için de ağızlarını kapatıyorlar, seslerini çıkarmıyorlar. Benim anladığım o. Ha, seslerini çıkarmalarına rağmen Cumhurbaşkanı devam etsin diyorsa o zaman bütün mesuliyet, sorumluluk Sayın Cumhurbaşkanınınındır. Kusura bakmasın. Ama bu böyle gitmez. Türkiye böyle yönetilemez daha uzun zaman. Mesela 2020'de ödeyecek olan işte bu yani bu garantilerin ertelenmesini istemişti e, muhalefet ama e, bununla ilgili hiçbir açıklama yapılmıyor. Yani Yapmazlar. hani ertelenmeyecek veya şey, bir düzen sağlıyoruz da denilmedi. Evet. Hiçbir açıklama yapılmadı. Sorumluluk duyguları Sessizlik olmadığı için bunları an. açıklamıyorlar. Yani kimseye hesap verme ihtiyacında olduklarını düşünmüyorlar. Ama bir gün işte o biz Allah'tan başka kimseden korkmayız diyorlar ya, işte onu söyledikleri Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkınca bunların hesabı sorulur. Ben bunu inanan bir insan olarak söylüyorum. Kuruşun, kuruşun liranın değil kuruşun hesabı bile sorulur. Ha biz onun cevabını veririz diyorlarsa yollar açık olsun. Yapacak bir şey yok. Ee, Şimdi sizin de bir sesimiz bir. Bir e sloganıyla diyelim, evet. böyle bir çalışmanız var. Aslında yani esnafı, tüm mağdurları ilgilendiren bir sürece ilişkin. Neler var efendim burada? Sesimiz bir sloganıyla ilgili neler hazırladınız? Biz aslında arkadaşlarımız toplumun her kesimini, dertlerini içeren, her kesime mesaj veren bir anlayışla yola çıktılar. Küçük küçük de olsa Söz gelim diyorum ki Berberler, dertleri var. Hı hı. Şimdi düşünün Berberler kapalı. Açılacak bu arada. Açılacak süre... Milyondan fazla, 5-6 milyon belki. Hı hı. Onlar ortada kaldı. Şimdi bu insanlardan mağdurdu. Bunların elektrik borcu var, vergi borcu var, taksitle para kredi almış, onu ödeyecek. Nasıl ödeyecek bunu? Benzin bor Şimdi bunu ödeyebilmesi için iktidarın mutlaka bir takım tedbirleri alması lazım. Baştan diyecek ki arkadaş ben vergileri 3 ay, 6 ay almıyorum. Kısmen söylediler bunu. Evet. Vergileri ertelediler. Ha yeterli ayrı... mi? Ee... Ha, yeterli mi? Kanaatime göre henüz yeterli değil bu esnaf için önemli Hı -hı. bir adım ama yeterli değil. Neden yeterli değil? O kadar çok formaliteye boğdular ki esnaf derdini nasıl anlatacağını bilemiyor. Ha iktidar yanlısı olan bazıları bundan istifade ediyor böyle söyleniyor. Ama ne, iktidar yanlısı değilse örnek var mı mesela hani, bu, ha, yani şu anda ben misin? bunu şöyle oluyor? bana telefon edip bu sıkıntıları olduğunu söyleyen veya arkadaşlarımıza birçok insan var. Bu konu evet. gündeme geldiği zaman yapamıyor. Bu bir kişi, on kişi, 50 kişi değil. Yüz binler, milyonlarca insan var. Onun için bir kişiyi belirterek bunu söylemek hı hı. çare olmaz denir. Ya bir kişi ne olacak yani her yerde hata olur. Öyle değil. Çok yaygın bir tarzda insanlar bu ihtiyaçlarını gideremiyorlar, karşılayamıyorlar. Borçları var ödeyemiyorlar. Evet bunlara ödeyemediğini ödeyemiyor. E ne olacak? İcraya da gidemiyor şimdi. Çünkü mahkemeler böyle durumlara bakmıyor. Bu sefer alacaklı olan mağdur duruma düşüyor. Peki efendim, 200 milyar denildi mesela bir destek paketi işte açıkladığımız destek paketi 200 milyar denildi ama muhalefetten faizli borç tepkisi geldi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu verilen benim, bir parayı? Bir defa. Yani nakit olarak verilmiyor tabii verilen evet. parayı derken yanlış anlaşılmasın. Yani bizim Benim kanaatim tekrar söylüyorum bir bu paraların bir kısmının mutlaka özellikle de mağdur gariban aileleri derdine derman olabilmek için nakit olarak hibe olarak verilmesi icap eder. Bu, bu olmazsa olmaz. Buna bir ihtiyaç var. İki, 200 milyar dediler. Ama bu 200 milyarın vatandaşa nasıl ulaştırılacağı konusunda ortada herhangi bir sistem yok. Ortaya konan şeyler hazırlanması icap eden formları hazırlamak, esnafın bir kısmını söylediği, o deveyi hendek atlatmaktan zor diyorlar. Halbuki bu öyle olmalı ki, Bunlar otomatikman ertelenebilmeli. Banka borçları. Banka borçlarının ertelemesini siz bankalara tekrar faizleri yeniden yapılandıralım derseniz bankalar kendi karlarını düşünür. Olmaz o zaman. Bu paraların geçici olarak veriliyor. Yerine göre hibe edilmesi, yerine göre de faizsiz kredi olarak verilmesi lazım ki o borcunu da kendisi böylece ödesin. Böylece bir çark dönmeye başlar. Çünkü esnaf borcunu ödediği zaman başka bir esnafa olan borcunu ödüyor. O biraz rahatlayacak. O üreticiye olan borcunu ödeyecek. O da rahatlayacak. Üretici ziraatte olabilir, tarımda olabilir veya sanayide olabilir. Onlar da biraz daha rahatlayacak. Çark böyle Tabii lüks bedi istikamete. Peki mahalliydi. Anca ancak şunu belirteyim 200 milyar yetmez. Türkiye gibi bir ülkede bakın Amerika gayri safi milli hasılasının yüzde onunu destek olarak ayırıyorum dedi. Amerika'nın gayri safi milli hasılası yani milli geliri yaklaşık olarak 2,4 trilyon dolar yüzde onunu aldığınız zaman iki buçuk trilyon dolar ediyor. İki buçuk trilyon, iki onda dört. Ama Amerika bunu üçe çıkardı. Yetmediği için. Üçe çıkardı. Türkiye ise bunun çok altında bizim milli gelirimiz. Bugünkü şartlarda yaklaşık olarak iki buçuk trilyon dolar, TL yani şu anda herhalde yedi, yüz, yedi yüz Milyar dolara indi bizim milli gelirimizde baya bir gerileme düşüş meydana oldu. geldi düşüş meydana geldi. Bunu eğer yüzde onunu bile yapsalardı en azından ortaya bizim ciddi manada bir parayı koymamız 200 gerekirdi. 200 milyar yetersiz. E, tabii bunun üzerinden o iki yani ciddi mana 450-500 milyar TL'nin ayrılması icap ederdi. Bu benim şahsi kanaatim. Peki efendim, mahalli idareleri de birazcık aslında konuşmak gerekiyor burada. Ee, neden engelleme süreci? Deniliyor ki işte... İktidar sadece biz yaparızı göstermek için böyle bir şey yapıyor. Ya da işte bir seçim süreci mi var? Bir sürü yorum var. Size göre neden böyle oldu? Yani ortak akılla yürütülemez miydi bu süreç? İşte aslında böyle yürütülmesi icap ederdi. Ben tekrar tekrar şunu hı hı. ifade ediyorum. Ben belediye başkanlığı yaptım. Belediye başkanlığım sırasında da bir takım hizmetlerde de bulundum. Ama kısmen vatandaşa götürüp de yani çok aç olanlar hariç bedava ekmek vermedik ama aç olana da verdik. Belediyeler aslında vatandaşa en yakın kurumlardır. Oyuyla seçtiği ve kendisinin yanında bulunan. Yani bir il belediye başkanı büyük şehirler biraz dağınık belki farklı ama normalde bir ilin bir ilçenin belediye başkanı vatandaşın oyuyla seçilen ve yatan, vatandaşa en yakın olan yetkili organ vatandaşı da iyi tanıyan bir belediye başkanı kendi ilini, kendi ilçesini, beldesini, mahallesini merkezi hükümetten çok daha iyi tanır. Eğer oralara siz yardımı götürmek, bunun da isabetli olmasını istiyorsanız belediyeleri devreye sokmanız icap eder. Belediyelerde ciddi bir kayıp yaşadığı için maalesef iktidar Olmaz dedi belediyeler paralel devlet mi oluşturuyor? Ya nasıl paralel devlet oluşturur belediyeler? Böyle bir şey yapan olursa o zaman tepesine vurursunuz. Neye dayanarak bu açıklama yapılıyor? İşte ne bileyim paralel devlet, terör örgütü yöntemleri bunlar denildi. Efendim, bunlar bu meseleyi de de konuşalım Tabii bunlar bu meseleyi genelde Güneydoğu, Anadolu'da geçmişte yaşanan bir takım olumsuzluklara istinaden yapıyorlar. Ama İstanbul'da bunu yapamazsınız. Ankara'da bunu yapamazsınız. İzmir'de, Malatya'da, Gaziantep'te, Maraş'ta, Konya'da bunları yapamazsınız. Buralarda, oralardaki belediyeleri aslında bugünkü iktidar çok fazla bir ne diyelim? serbestiyet tanıdı bir ara. Öyle bir noktaya geldi ki devlet içinde devlet olmayı bile düşündüler. E tamam engel ol, öyle olanları cezalandır. Ama siz tutar da bütün belediyeleri hiçbir suç işlememişken sizin niyetinizi ben iyi onluyorum ya falcı gibi. Sizin niyetinizi biliyorum. Bu halde ben sizin bu yardımı yapmanıza destek veremem, imkan tanıyamam dediler. E tamam üç tane ilde bunu yaptınız. Ama Türkiye'nin her tarafında bunu uygulamanız hele de İstanbul, Ankara gibi yerlerde, İzmir gibi yerlerde bunu uygulamanız hakikaten akla ziyan. Mümkün değil. Aslında şimdi tersten bir endişe var. İtham da var aynı zamanda. İktidar hı hı. Nedir? biz bize yeteriz dedi. Kampanya açtı. İBAN numarası verdi. Şuralara para yatırın dedi. Ne oldu hiç bilmiyoruz. Bir ara işte efendim işte bir buçuk iki türü, milyarı buldu dediler. Hakikaten bir güvensizlik mi var? Bir güvensizlik var tabii. Bir vatandaşın gücü yok. Kim verdi gözüken? İşte Cumhurbaşkanı ben yedi maaşımı veriyorum. Hadi bütün milletvekilleri de versinler birer maaş. Hadi bakanlar versinler. Sonra ha top 100 milyon ben veriyorum dedi. Bilinen müesseseler veriyor. Yoksa kimse açılan bu IBAN numarasına 10 lira para yatırmaz. Hı hı. Paranın nereye gittiğini bilmiyor ki. Denetleme yok. Bu iktidarın en büyük zaafı kendi icraatlarının denetilmesine denetlenmesine izin vermemesidir. Bu insanlarda siz bir suistimal yapsanız da yolsuzluk yapsanız da yapmasanız da insanların kafasında bir şüphe oluşturur. Çünkü Neden? örnekleri mi var yani o yüzden mesela 15 Temmuz paralarının var, hala el, elbette içinde... şu anda yolsuzlukla iddialı e, iddialar hakikaten ayyuka çıkmış vaziyette adeta bu iktidar ileride göreceksiniz. Yolsuzluk, israf, rüşvet. Bu üçüyle anılan bir iktidar haline geldi. Bunlar kendileri bunu yok canım diyebilirler. Böyle şey mi olur? Boş laflar. Boş lafsa denetle. Denetlemeyi ama öyle yapmıyor. Mesela bir varlık fonu kurdular. Sayıştay bunun denetlemesini yapamaz. Niye? Türkiye'de Osmanlı'dan kalan az müesseselerden birisidir Sayıştay. Devlet malına sahip çıkmak için kurulmuştur. Hem de padişahlık zamanında kurulmuştur. Padişahların izniyle, talimatıyla kurulmuştur. Şimdi biz padişahları geçtik, imparator olunca padişahların hükmü geçmiyor şimdi. Peki efendim bu arada şimdi belediyeler dedik bir de araştırma vardı. Avrasya araştırma şirketinin son verilerine göre de bugün seçim olsa deniliyor. Üç büyük belediyeyi söylemişler. En az %5-7 arasında daha fazla oy alındığında böyle de bir araştırma <laughs> var. Onu da evet. hatırlatalım. Şimdi bu işte ne dedik paralel devlet ifadeleri neyi gösteriyor? Bir de tabii tehdit dili devreye girdi şu anda. Tabii. İşte darbe imasına geldi <laughs> ifadeler. Bu tehdit dilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani iktidar niye bu dili kullanıyor sizce? Ne anlama geliyor iktidarın kullandığı bu dil diye? Bir defa şunu hemen ifade edeyim. Ben Türkiye'de sürekli bir çatışma var. Ben inşallah öyle ümit ediyorum. Gerçi iktidar, iktidar yani ihtilaller hep böyle ümit edildiği dönemlerde olmuştur belki de. Ama ben Türkiye'de artık bir darbe olacağı kanaatinde değilim. Darbe denildiği zaman asker tarafından yapılan bir müdahale anlaşılır. Böyle bir şey olacağına pek ihtimal vermiyorum. O zaman bu sözlerden ne? bu mu çıkıyor hani darbe söylentisi Darbe dediğimiz yani. kim darbe yapar? Neden? Silahlı kuvvetlerin dışında Türkiye'de darbe yapacak kimse yok. Mesela şöyle söyleyeyim. E, ...yeniden darbe iddialarının ısıtılması diyelim daha doğrusu. E, Ahmet Davutoğlu'nun da bir sözü vardı Gelecek Partisi Genel Başkanı diyor ki... ...gerçekten bir darbe tehdidi varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalı diyor. Twitter'dan kampanyalarla değil Ankara'dan yönetilmesi gerekir diyor. <laughs> i̇şte yani ben <laughs> neler bunlar şöyle herhalde e, şunu ifade etmem mahsurlu olmaz zannediyorum... Türkiye'de bir defa kesinlikle bugüne kadar vatandaşın nabzını tutmaya çalışıp o istikamette politikaları üreten en başarılı iktidar AK Parti iktidarı. Tayyip Bey bunu süper yapıyor. Bir ekip kurmuş. Kim bunlar bilmiyorum. Nasıl çalışıyorlar bilmiyorum. Ama alınan her kararla birlikte günlük halkın nabzı yoklanıyor. Ona göre fikirler üretiliyor. Yeniden politikalar geliştiriliyor. Söylemler diyelim. Politika geliştirmiyorlar. Bakın politika geliştirseler öper başıma kur. Ama politika geliştirme. Ekonomide politika geliştirmek demek bana göre bugünkü uygulamaları terk edip yeni, yeni uygulamalara başlamak demek. Ne diyoruz biz? Lafla olmaz. Sadece hizmetle olmaz. Mutlaka üretime, üretime dönük yatırımlara destek verilmeli. Bu hem işsizlik problemini çözer, hem ithal ikamesi sağlar, hem de Türkiye'yi güçlü hale getirir. Üretim, üretim, üretim. İster tarım, ister hayvancılık, ister sanayi, teknoloji nereye alırsanız al. İktidar bunlardan net tevessül etmiyor. Hiç başvurmuyor buna. söylem, mi söylem geliştiriyor. Hı hı. Söylemlerle halkın nabzını yokluyor ve onu teskin etmeye... Veya kendisine destek verir hale getirmeye veya kendisinin karşısındakilerine karşı tepki oluşturmaya çalışıyor. Dünyada bu kadar başarılı bu işi yapan başka bir iktidar var mı onu da bilmiyorum. Bakın bunu bu kadar iddialı söylüyor. Bunu günlük takip eden, burada da başarı gösteren, yalnız ne oldu? Eee... Hani adamın birisi için derler ki e, ya ölümüne yakın ya öldükten sonra işte şey olsun diye iyisin iyisin de diyordunuz da ne oldu? Kendi ölünce tamam da diyor. Ne oldu şimdi halk hakikaten can çekişir noktaya geldi. İyisin iyisin de niye ben bu haldeyim? Niye bu iyiliği ben hissetmiyorum diyor. Onun için halkın tepkisi geçmişten daha şiddetli olur. Olacak da. Yalnız elhamdülillah şunu belirtelim. Bizim insanımız tehevvüre kapılmayan yani bir, kusura bakmayın bazen eski kelimeler kullanıyorum. Buyurun. <laughs> yani şiddete başvurmadan kendi fikirlerini terennüm etmeye dile getirmeye çalışan bir halkımız var. Bu takdire şayan bir yaklaşım. Yani sıkıntısını söylüyor ama infial etmiyor, patlamıyor, isyan etmiyor. Şu fakat bunu nerede gösteriyor bu tepkiyi? Sandıkta gösteriyor. Bekliyor. Hı. Bir gün sandık gelecek. Ben sandık geldiği zaman sana cevabımı orada vereceğim diyor. İstanbul seçimleri bunun en açık örneği. İşte sandık konusu oldu mesela işte dedi ki CHP dedi ki saray rejiminin sonu geliyor işte liyakatsizlikten bahsedildi evet. ardından hemen tehditler ardarda arda geldi o konuşmanın ardından şimdi sandık dedik seçim öngörüyor musunuz? bu arada onu da soralım yani ben seçimin eskiden de söyledim. Bundan bir sene önce seçimin erken yapılabileceğine ihtimal vermiyordum hiç. Ama altı ay kadar önce seçimin erkene alınma ihtimali iktidarın söylemlerinden ortaya çıkıyor. Böyle bir kanaat doğdu bende. Ama ne zaman olur? Bir sene içinde olabilir diye. Şimdi ise işler özellikle de bu korona virüs problemi ortadan kalktıktan veya onun sonuna geldikten sonra iktidar vatandaşın sıkıntılarını dikkate alarak bir seçimi düşünebilir. Olabilme ihtimali bu, var o, diyorsunuz. Bu olma siz. ihtimali hı. doğdu gibi. Hangi Ama, söylemlerden çıkardınız efendim bunu? Yani hani iktidarın da ben böyle bir Ben söylemleri düşüncesi sadece olabileceğini ben ya. Ben da... sadece söylemleri değil, tavırlarına bakarak bunları söylüyorum. Hı hı. Çünkü Türkiye'de bugün hala bir baskı rejimi var. Beni en çok şaşırtan da bu. Çünkü bu baskı böyle bir baskı rejiminden en çok şikayet eden kişi Sayın Cumhurbaşkanının kendisiydi. Onun için herkese söylüyorum. Yani basın mensupları da zaten araştırıyor. 2002 2001 hatta 2000 fakat 2001 ve 2002 2003 söylemleri iktidara geldikten sonra bir bakın neler demişler. Hepsini unuttular. Hepsini bir şiir okudu diye hapse giren Cumhurbaşkanı bugün bir yazı yazdı diye insanları hapse göndermekte tereddüt etmiyor. Bu bu mantık artık doğru karar verme özelliğini kaybettiler diye bende bir karar bir kanaat oluşturdu. Onun için şimdi iktidarda kalmak mecburiyetini hissediyorlar. Yani iktidardan gidemeyiz. Biz nasıl gideriz iktidarda? Ya bu saraylar yerimize gelecekler. Bunları kullanmasını bilmez ki. Hani iyi ifadeyle söylüyorum. Bizim bir yerimize gelenler bunları kullanamaz ki bu saraylarda. Bu kadar uçaklar, korumalar, köşkler. Ya bunlar bu işi beceremezler. Bunu biz en iyi biz yaparız. Bu kanaatdeler. Ama kendilerinin yolsuzluklarının, haksızlıklarının araştırılmasını da istemiyorlar. Bundan dolayı insanı endişeye sevk eden işte bu düşünceler. Acaba seçim olur mu? Ama seçimden vazgeçemezler. Şunun için söylüyorum. Her şeye rağmen Türkiye göbeğinden Amerika'ya, Avrupa'ya bağlandı. İsrail'e bağlandı. Onlar derse ki ihtilal gibi kal kalırlar. Demokrasi olmazsa Duramazsın derlerse seçime giderler. Seçimde ne yaparlar onu bilmem. Ama biz Saadet Partisi olarak kendi özellikle son belediye seçimlerinde, ondan önceki seçimlerde de doğrudan doğruya bizim adaylarımız hangi muamelelere tabi tutuldular, bunu birebir yaşadık. Hikayeyi anlatmıyorum ben. Size de şöyle bir e, ifade gelmişti efendim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o zaman işte ne demişti PKK ile sözleşme yaptı saadet ifadesi kullanmıştı mesela bu... ve üstelik siz aday çıkarmıştınız Her tam yerde. da o aşamada söylemişti bunu. Yani bizim Türkiye'de bütün seçim bölgelerinde bu son mahalli seçimlerde aday çıkaran tek parti biziz. İki veya üç tane küçük belde var belki. Onun dışında bütün seçim bölgelerinde aday çıkaran tek partiyiz. İstanbul, Ankara'da dahil. Bunun başında gelmek üzere. Hı hı. İstanbul'da seçim yenilendiği zaman gene aday çıkardık biz. Ama hafife aldılar. Var mı dediler. Şimdi bizim tabii PKK ile iş tuttuğumuz iddiasına kargalar bile güler. Demek ki benim sicilime bile yazmışlar terör diye. Ne yazdıklarını bilmiyorum. Efendim hata olmuş diyorlar. Özür dilediler. Hata olmuş. Ama ben pasaportumu yenilemek üzere gittiğim zaman yani nüfus müdürünün o andaki tavrını anlatamam size. Nasıl üzüldü? Biz bir şey yapamayız dedi. Karşısında böyle bir ifade var. Ha, bir gün sonra düzeltildi. Tamam. Ama bu ifade İşlemler ifadeyim. uzun sürdü ifadesi gibi bir şey Yo, söylemişler. Yok bana o zaman. hiç işlemler uzun sürmedi. Sadece ben bu konuyu ya ben de böyle yazınca ne diyeyim şaşırdım neyi diyeyim. Bir büyüğümüze danıştım. O içişleri Bakanlığı müsteşarını aradı. Hemen arkasından beni aradılar. Hata olmuş dediler. İki gün içinde düzelttiler. Ama bu ibareyi kim yazdırdı? Yani ben bazen kızdığım için çok ağır ifadeler kullanıyorum da ama bu şerefli bir insana şerefli bir tavır değildir. Bir parti genel başkanının, özellikle de Saadet Partisi genel başkanının adının önüne böyle bir ifadeyi koymak, PKK ile imzalamışız bir anlaşma, sözleşme ya, Sözleşme diyor. Ya evet, bu demişti, kadar işte, işte, şerefsizlik olabilir mi? Bunu iddia etmek, elinde bir belge yoksa birisinin doğrudan doğruya şerefsizliktir. Ha belgen varsa çıkarırsın. Ve bir parti başkanı PKK ile olur mu? Ya bizim ömrümüz terörle mücadeleyle geçti. Biz hiçbir zaman teröristin yanında olmadık. Terörle hiçbir zaman işbirliği yapmadık. Yapmamız da mümkün değil. Ha biz terörün kol gez gezdiği dönemde Diyarbakır'da belediye başkanlığını kazandık, Adıyaman'da kazandık. Bunu biz iftiharla söylüyoruz. O bölge halkı bize teveccüh gösterdi. Ha, sonradan başka şeyler devreye girdi. Çirkin olan bu. Onun için ben eğer Türkiye normalleşecekse, Türkiye'de huzur olacaksa, hakikaten demokratik ortam işleyecekse ilk yapılması icap eden iş bu kaos ortamının ortadan kaldırılmasıdır. Hı hı. Parti liderleri, ileri gelen kişiler birbirlerine hakaret etmekten, birbirlerini suçlamaktan, itham etmekten vazgeçmek mecburiyetindeler. Demokrasi birbirine hakaret etme özgürlüğü değil. Hiçbir zaman bu hakkı kimseye vermez. Bu yapıldıktan sonra adalet gelir. Ondan sonra adalet fikir ve düşünce hürriyetini korur. Bunlar hep beraber yürür. Siz kavga ortamını yumuşatmadan, kaldırmadan, fikir, düşünce hürriyetini tam olarak hakim kılmadan, adaleti tesis etmeden bir ülkede siz demokrasi var deseniz de demeseniz de bunun hiçbir hükmü ve kıymeti yoktur. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir tweet'i vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj paylaştı. Bizim Allah'a can borcumuzdan, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır. Ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz dedi. Hemen ardından da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da milletimizi bölemeyecekler, ülkemizi parçalayamayacaklar dedi. Ee, neden şimdi hani böyle bir ifade kullanıldı? Aslında tam da işte hani ekonomi konuşulurken işte dolar yediği geçti vesaire derken böyle bir e, mesaj kaydettin. Bu, bu bölmek evet. isteyenler mi var şu an? Yani Türkiye'yi niye... bölmek isteyenler o, var. O, o kısmı işin ayrı ama şimdi mesela burada diyor ki e, ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur. Evet. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi ben önce bir bu... defa şunu hemen söyleyeyim. Evet, Milletimize hizmet borcundan değil. Allah'a can borcumuz var. Cenab-ı Hak önce senin canın canın bedenindeyken diyor ki adil ol. Adil olmazsan zalim kabul edilirsin sen. Adalet mülkün temeli. Sen Cenab-ı Hakk'a borcun olacak ama onun adil ol emrine uymayacaksın. Zalim olacaksın. Cenab-ı Hak diyor ki yolsuzluk yapma. İsraf etme. Saray içinde etme. İtibar içinde etme. Cenab-ı Hak diyor ki rüşvet alıp verme. Eğer Cenab-ı Hakk'a hakikaten bu kadar bağlıysak önce bunları yerine getirmemiz icap eder. Nerede bunlar? Şimdi onun arkasından bölünme meselesi. Evet, Türkiye'yi bölmek isteyenler var Hayır, ama bu çelişkiyi, bu iktidar kabullenmeden Türkiye'yi bölünmekten kurtaramazlar. Neden? Çünkü bu bölme dediğiniz iki taraflı kesen bir kılıç. Bir Türkiye'yi bölmek isteyen PKK diye bir oluşum var. Öyle mi? Kuzey Irak'ta yuvalanmış, Türkiye'yi bölmek istiyor açıkça. Kim destekliyor bunu? Kim destekliyor? Amerika Birleşik Devletleri Hı. alenen gizli Peki. değil. Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı alenen destekliyor. Peki biz de Rusya Birleşik Devletlerine işte, yardım ediyoruz. Ha işte ben de şimdi ona geleceğim zaten. Öbür taraftan Rusya destekliyor. Hı. Öbür taraftan İsrail destekliyor. Peki bu ne menem çelişkidir ya? Biz Türkiye'yi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Kim istiyor? PKK bir, PKK'yı destekleyen Amerika 2. Peki Amerika Türkiye'nin nesi? Stratejik müttefi. Ki stratejik demek hedefte uyuşmak demektir. Amerika'nın hedefiyle bu iktidarın hedefi uyuşuyorsa o zaman Türkiye'nin bölünmesine kendileri razı manasına gelir. Peki efendim Numan Kurtulmuş'a bu soru soruldu. Mesela denildi ki işte terör örgütüne YPG, PKK'ya yardım gönderdiği iddiaları. Dedi ki öyle bir bilgi var ama teyit edilmiş değil. Kim? Diyor Numan bunu. Kurtulmuş bunu söyledi. Okur yazar mı Numan Kurtulmuş? üzerinde önünde profesör yazdığına göre isminin okur yazarlığı kesin. Amerika'nın yardım gönderip göndermemesi değil. Binlerce tır malzeme gönderdiğini kendileri ilan ettiler. Binlerce tır. Hı hı. Nereye gitti bunlar? Yani yazdığını bile okusa yeter. Bunlar gizli mi? Amerika YPG'ye bilmem PKK'ya verdiği desteği gizliyor mu? Yok. Onlar terör örgütü değil diyor. Neden Türkiye yardımda bulunuyor Amerika Birleşik Devletleri'ne? İşte garibanlar Mesela 20 bin yani. işte en son hani rakamlar değişiyor ama maske gitti örneğin. Yani herhalde onlar da biraz PKK'lılara gönderirler. Onlar istifade ederler. Madem ki dostlar. Ben o yardımı bir türlü anlayamadım. Bunlar yani bana şu geliyor mantık ters bir mantık gibi ama sanki Amerika'ya rüşvet veriyorlar. Gelişmiş ülkelere bak biz size bile Kendimizde yokluk varken yardım ediyoruz. Biz maske bulamazken Amerika'ya maske gönderdik, İngiltere'ye maske gönderdik. Biz bulamazken. Ha şimdi var kısmet. Biz şimdi efendim parayla satılacağız. En son o oldu karar. Tabii. En sonunda doğru yolu buldular. O zamana kadar. Bir üst limit belirleni. Parayla ha, satıl satılacak. Mantıklı artık. olanı da oydu zaten. Eğer bedava veriyorlarsa kendileri bedava versinler. Ama eczanelerde de parayla satılıyorsa makul bir fiyat olmak üzere vatandaş maske kullanmak istiyor. Doğru bir karar. Onun için iktidar burada çifte standart uyguluyor. Diyor ki PKK terör örgütüdür. Amerika'da diyor ki hayır PKK benim dostumdur. Ben PKK'ya destek veriyorum. Bu kadar açık, bu kadar net. Numan Bey okumamış olabilir. Ben bir daha daha arşivleri bir karıştırırsa veya danışmanlarına sorarsa Kendilerine o bilgiyi ulaştırırlar zannediyorum. Evet. Şimdi e, siyasetteki dille ilgili tabii sordum ama e, özellikle bir mesaj paylaşıldı. E, Twitter profilinin bu biyografi kısmında e, kendisini AK Parti Kadıkö Kadıköy Gençlik Kolları üyesi olarak tanıtan bir kişi Mehmet Emin Göç. E, bir kavanoz dolusu mermi fotoğrafı paylaştı. Biliyorsunuz. E, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bir ölüm tehdidi gibi gerçekten açık açık iktidar neden muhalefeti hedef alıyor? Bu, bu adam diğer konulara geçeceğiz. Şimdi burada şimdi. ben ne yaptığını bilmiyorum ama iktidarın hemen şu anda bu adamı tutuklaması icap eder. Hemen. Ne demek bu diye. Ben buna nasıl cevap vereceğim ki kimse cevap veremez. Adam çıkmış diyor ki ben öldürürüm eğer hakikaten öldürüp öldüremeyeceğimi denemek isterseniz siz deneyin diyor <laughs> bu kadar açık tehdit yapılması icap eden şu anda polisin bu arkadaşı gözaltına almış İşi inşallah. Var, ama evet. bu kadar zamandır <laughs> 50 gün kapalılar var Evet lokantalar kapalı taksiciler doğru dürüst iş göremiyorlar konfeksiyoncular çalışamıyorlar yani küçük esnaf dediğimiz toplumun tamirciler iş yapamıyorlar. O kadar geniş bir kitle var ki bunların hepsi mağdur. Onun için biz zaman zaman bu kesimlerin her birisi için bir mesaj ulaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü herkesin derdi aynı. Herkes ailesini geçindirecek bir ücret istiyor, bir gelir istiyor. Buna ihtiyaç var. Ha büyük müesseselerin kendine göre problemleri var. Ayrı. Ama bunların da kendilerine göre problemleri var. Her esnafın yanında birkaç tane insan çalışsa, 5-6 tane milyon insan çıkıyor. İşsiz kaldı şimdi. Bunların derdiyle kim dertlenecek? İşte bunların derdiyle hep beraber dertlenmek mecburiyetindeyiz. Aynı sesi yükselteceğiz. Aynı duyguları gündeme getireceğiz. Çünkü bu üç tane falanca yerdeki garibanın derdine derman olduk. Problem bitti. Yok arkadaş. Onun gibi 3000 tane daha esnaf var. İnsan var, kişi var, simitçi var. Bilmem sütünü sağıp bazen getirip satanlar var. Biz bunların içinde biraz daha teşkilatlanmış olanların farkındayız ama esnaf odalarına bir bakın. Esnaf odalarının üyeleri milyonlarca Bunların her biri önce bir insan ama aynı zamanda da iş verdikleri insanları da düşünürsek milyonlarca insan. Hı hı. Onun için biz ülkemizde yaşayan şu anda mağdur duruma düşen herkesin sesi olmak mecburiyetindeyiz. Bir soru var. Çay tarımı yapanların çoğu büyük şehirlerde ve bunların bir kısmında işsiz kalmış durumda. Evet. Bu insanlar köyüne gidebilse geçimlerini sağlar. Devlet evet. alışveriş merkezlerine çare bulacağına bunlara çare bulsun diyor. biz. O da doğru, o da doğru söylüyor aslında. Yalnız ben onu bizim e, o bölgelerde yaşayan arkadaşlarımızla da konuştuğumuz zaman dediğiniz gibi o rakam doğru. Yani Hı -hı. 170 bin civarında çay mevsiminde çalışacak insana ihtiyaç var. Tabii bunların büyük bir kısmı Batı ülke e, illerinde çoğunluk İstanbul'da. Evet. Hı -hı. Bu kapı açılacak konusu çıkınca yaklaşık 550 bin kişi müracaat etmiş anlaşılan. E tabii 550 bin kişi birdenbire çay bölgelerine giderse orada da bu sefer başka problemler zuhur edebilir diye anlaşılan iktidar o kapıyı kapattı şimdi. Kısmen gidenler mutlaka olacaktır. Kendi e, bahçesinin e, bir sorumlusu yoksa bir çaresini bulup gidecektir ama burada şöyle i̇şte biraz daha belki o bölgede yaşayan insanların daha fazla yorulması mecburiyeti çıkıyor ortada. Eskiden bir çalışırken şimdi üç çalışacaklar çay hasadını yapabilmek için. İnşallah kısmen iktidar kısmen buna bir çözüm bulur. Çünkü e, bu hasat yapılmazsa e, birçok aile gene de ekstradan mağdur olacak. Arkasından fındık geliyor. Hı hı. fındıkta aynı durum olacak. Bilmem başka... Mahsuller var. Her mahsulün kendisine mahsus bir işçi, çalışan emekçiye ihtiyacı var. Şimdi mesela Mayıs ayı geldi. Mayıs ayın sonundan itibaren buğday hasatı Hatay'da başlar. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş kuzeye çıkmaya başlar. Sivas'a geldiği zaman yaklaşık olarak Temmuz ayına gelmiş demektir. Ağustos ayına giriyor demektir. Ama biçer döverler böyle gelirler. Kuzeye doğru çıkarlar. Eh, onunla birlikte bir takım çalışan insanlar da çıkar. Bunların hepsine bir çözüm tabii, mutlaka bulunması lazım. Genellikle sorulara baktığımda e, hep ekonomi. Tabii. Yani, yani hakikaten hep böyle e, ekonomiyle Esas, ilgili bir kaygı. Tabii. Ne olacak kaygısı? Zaten bu kaygı hakimdi ama bu süreçle daha da Elbette. önem taşıyor. Eğer hükümet bunun Hı -hı. tedbirlerini doğru alamazsa bu enkazın altında kendisi kalır. Yani Bunu şakası yok ki. İnsanlar şu anda komşularının, eş dostlarının, akrabalarının, kendi birikimlerinin bir kısmını kullanarak bugüne kadar geldiler. Bu belki bir ay, hadi bilemedik bir iki, bir iki ay daha sürer. Sonra bu şartlar devam ederse bunun altından ülke olarak kalkamayız. İktidarın mutlaka isabetli tedbirler alması icap eder. Ama bu keyfilikle olmaz. İktidarın en büyük zahafı uzman insan kullanamamasıdır. Uzman insanı nasıl kullanacağını bilemiyor. Neden bilemiyor? Çünkü uzman insan kendi fikrini açıkça söyler. Hı hı. İşte fikirlerin açıkça söylenmesine tahammülü yok bugünkü arkadaşların. Tenkide tahammülleri yok. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanım şurada yanlış yaptınız. Bu böyle olmaz. Şöyle yapacak. Sen kimsin lan? Affedersin. Böyle dedin miydi? Uzman ağzı bir daha açılmaz. Olmaz öyle şey. Açtı mıydı da zaten isyankar oluyor. Hain oluyor. Halbuki bu tip fikirleri olanlara ihtiyaç var böyle zor dönemlerde. Onun için ekonomide özellikle ekonomi vatandaşın yani herkesi ilgilendiren bir konu. Onun için bunu ben adım adım biz Saadet Partisi olarak adım adım sıraladık. Bir numaralı mesele tarımdır dedi. Bir numaralı. Evet. Tarım ve hayvancılık, gıda, hı hı. bitki, gıda üretimi, onun arkasından tohum üretimi, bilmem ilaç üretimi. Bu konu bir bütün olarak beslenme dahil ele alınmalı. Ekilmemiş tarla buluk kalmayacak. Verimi bizim birkaç misli artırabilmemiz için her türlü tedbire başvurulacak. Kendi tohumumuzu da kendimiz geliştireceğiz. Berat Albayrak'ın yerel para açıklaması vardı. 1-2 aya kadar diye ifade kullandı. Salgın sonrası işte Türkiye ekonomisi için olumlu adımlar atılacağını söyledi. Yerel parayla ticaret ve swap anlaşmaları için görüşmeler yapıyoruz dedi. Merkez Bankası'nın başına gelen. Para kalmadı. Swap'la şimdi varmış gibi gözüküyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Çare bulamazlar bunlar borcun şeklini değiştiriyorlar o kadar borcu eskiden doğrudan doğruya arkadaş borç ver bize diyorlardı şimdi IMF'ye gidiyorsunuz IMF diyorsunuz ki bak bizim halimiz pek iyi değil bize borç ver o da diyor ki ben sana borç veririm ama bazı şartlarım olacak o şartları kabul edersen IMF ile yapılan anlaşmaların esas problemi onların bize dikte ettirdikleri bazı prensiplerde yatıyor neden? Çünkü IMF esas itibariyle oranın büyük ortaklarının menfaatlerini kollayan Hı. bir kuruldur. Dünya Bankası da öyledir, IMF de öyledir. Ha, o zaman biz onlara bağlı olamayız. Şimdi bu arkadaşlar artık oralardan, şimdi mesela şey etmedikleri için bunlar normal şartlarda IMF'ye koşa koşa giderler. Gitmiyorlar, gitmeyeceğiz diyorlar. Onun yerine başka formüller aramaya çalışıyorlar. Ama bu formüller... Bu da öyle bir formül. Bu da öyle bir formül çözüm değil çözüm Sadece söylem şekli değişecek tabii çözüm bu tekrar süreçte. tekrar söylediğimiz borç yok. duracak üretmezseniz hı hı. üretimi geliştirecek kalitesini artıracak ihracat potansiyeli ha, ha, şey edecek e, meydana getirecek bir noktaya getiremezseniz üretimi sizin ekonominiz düzelmez ne derseniz edin de böyle çözülür borç da böyle ödenir Milli gelir de böyle artar. Peki efendim milli gelir dediniz. E, son birkaç dakikamız var. E, rahmetli e, Erbakan, e, siz evet. e, Sayın Erbakan'ın siyasi geleneğini sürdürüyorsunuz. <laughs> Elbette. E, birçok kez e, atıfta bulunuyor o döneme. Yani o döneme atıfta bulunarak açıklamalar yapılıyor daha doğrusu. Halen o gelenek sürdürülüyormuş ifadeleri olduğu için bunu soruyorum. Sizce iktidar Erbakan'ın yolunda mı şu anda? Milli gelenek, milli dediğiniz için hemen orada Evet benim tavsiyem şu anda iktidarda bulunan herkes davam kitabını bir defa baştan sona bir okusunlar. Erbakan'ın kendi kitabı. Erbakan'ın kendi kitabını okusunlar. Tepeden tırnağa, Cumhurbaşkanı'ndan bakanlara kadar, il başkanlarına kadar. Laf etmek değil, okusunlar ve anlasınlar. Erbakan hocadan kendileri koptu. Koparken Erbakan hocanın prensiplerini kendileri terk edeceklerini deklere ettiler. Hangi prensipleri onun yerine benimsediklerini de söylediler. Erbakan hoca daha çok İslam Birliği'nden yanaydı. Bu arkadaşlar Avrupa Birliği dediler. Erbakan Hoca sanayileşmeden yanaydı. Gerekirse devlet bütün ağırlığıyla bu işe girecek diyordu. Bu arkadaşlar tam manasıyla sanayiyi ortadan kaldırdılar. Erbakan Hoca dış politikada bambaşka bir politika bizim için ayrı bir önemi vardı. Ama Erbakan Hoca'nın politikalarını terk ettiler. Amerika ve İsrail'i stratejik müttefik ilan ettiler. Bu şartlar altında Erbakan Hoca'nın hangi politikalarını takip ediyorlar Allah aşkına hocanın vefat etmeden önce ve bizden ayrıldıkları zaman hocayı terk ettikleri zaman hocanın kendileri için kendilerinin de hoca için söylediklerini bir daha dinlesinler benim tavsiyem bu ama en pratiği sizin de demin şey ettiğiniz gibi Kavga, davam, davam kitabını. kitabını ben özellikle bugünkü gençlerden hakikaten rica ediyorum çok kalın bir kitap değil. Hocamızın o davam kitabını okumak, hoca dünyayı nasıl görüyordu, bu ülke nasıl ayağa kalkar, hangi politikaları benimsiyordu orada görür. Erbakan Hoca'nın bir özelliği var. Yani enteresandır. Bu azim aşk başka bir şey. Hiç yılmadı hoca. Motor profesörüydü, motor fabrikası kurdu. Önünü kestiler, Odalar Birliği'ne girerim, Odalar Birliği'ndeki Türk müteşebbislerini organize eder, Türkiye'yi böylece kalkındırırım dedi. Odalar Birliği Başkanı seçildiği zaman seçimi Demirel iptal ettirdi, rahmetli. Hoca o zaman dedi ki, ha anladık ki siyasete girmeden bu iş çözülemezmiş. Siyasete girdi, 12 Mart muhtırasıyla karşılaştık, ilk partisi kapatıldı. Sonra... 1970 seçimlerinden sonra Ecevit'le ilk hükümeti kurdu. Ecevit'e biz tarihi yanılgı içindeymişiz dedirten bir uslupla o hükümet kuruldu. Kıbrıs zaferi kazanıldı. Sonra Demirel'le oldu. Ay yaygın sanayi hamlesine başlatıldı. Sonra 1980 ihtilaliye gene önümüz seçildi. Ama gene pes etmedi. 96 yılında Tansu Ciller'le hükümeti kendisi kurdu. İki tane dava enflasyon yüzde yüz otuza çıkmış. Başarılı bir hükümet miydi? O, o hükümeti de nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bak ekonomide yüzde yüz otuz zammı memura veren bir tane başka hükümet olmamıştır. Bağ kurulular yüzde bine kadar çıktı da ortalama yüzde altı yüz zam aldılar. Çiftçi yüzde yüz yüzde iki yüz elli zam aldı. Denk bütçe yapıldı markasından dikkat edin. Sonra da D8'ler kuruldu. 11 ayın, 11 buçuk ayın içine veya bir senenin içine bütün bunlar sığdırıldı. Hiç pes etmedi. Yani ben. o dönemle bu dönem çok farklı diyorsunuz Şimdi aslında ama, hani aynı yolda ama mı derken? Biz biz de aynı yolda yürüyoruz. <laughs> Hiç pes etme niyetinde Peki. değiliz. Bir gün gelecek bu millet, inşallah bu istikamette gayret gösterenlere destek verecek. Ve inanıyorum ki bugün çözülmez zannedilen problemler o gün çözülecek. Peki efendim. Samimi inancım bu. Sayın Genel Başkan çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ, sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben Sağlıklı de, günler dileyelim. Sağ size. olun. Ben de size evet. çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiğiniz, bu açıklamaları yapma imkanını bana tanıdığınız için sizlere teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah Cenab-ı Hak Ramazan Bayramını huzur içinde idrak etmeye hepimize nasip eder. Sağolunuz efendim. Evet sevgili izleyiciler siyaset gündemini noktalayalım. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamoğluoğlu ile süreci ve sonrasına ilişkin açıklamalarını dinledik kendisinin. İyi akşamlar diliyoruz.